Şaka değil mi baba? Olamaz çünkü böyle bir şey. Şaka yapıyorum de baba. Ulan bu şey şakası mı olur be? Gerçeği de olmaz ama. Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Muhsin babacığım, aceleye gelmiş bir karar değil mi bu? Yok kızım, yok. Sen bilmiyorsun. Biz ta yıllar önce bu ufacıktı. İlk olaylar patladığında. Sırf bu üzülmesin diye. Buna hiçbir şey hissettirmedik. Ruhu bile duymadı. Ya gerizekalıyım çünkü ben. Hiçbirini anlamadım. Nasıl? Anladın mı sen her şeyi? Ya, mesela ilk olayın patladığında Abant'tan, yılbaşından, tatilden dönüyorduk orada. Tabii. Annemin yılbaşı gecesi giydiği elbise yüzünden tartıştınız. Sen düzeltmeye çalıştın, o itiraz etti. 2 ay sürdü o tartışma. Avukat bile baktınız, hepsini hatırlıyorum. Ama orada haklı olan bendim değil mi? Hayır baba. Sen o sıralar fazla kıskançtın. Hepsini hatırlıyorum. Kıskançlık sizde genetik galiba. Efendim? Meseleyi tatlı tatlı mı çözsek diyorum. Yani gerilmeden. Yok kızım, öyle gerilmek falan filan değil de. Ya bilmediğin şeyler de var ya. Daha sırf o olay değil ki. Bak mesela bir tane şey vardı. Sen o zaman ilkokul 2'ye gidiyordun. 3'e. 3 mü? 3'ün sömestrindeydim. Annen dayını ziyaret etmeye Paris'e gidiyor demiştiniz. Çok hasta oldu dayın, ona bakacak demiştiniz. Ama siz ara vermiştiniz, ben biliyorum. Geçirdiğim en kötü sömestirdi çünkü. Ya sen hissetme diye o kadar da gezdirmiştim seni. Vay be. Hiç zorlama baba, ben biliyordum hepsini. Çok şükür her şeyim vardı. Ne istesem alınıyordu, sus payı. Hala da öyle. Tek korkum sizin ayrılmanızdı. Galiba hala da öyle. Tamam oğlum, o zamanlar öyleydi ama şimdi artık koskoca adam oldun, atlatırsın bak. Evlendin, mutlu mesut, yaşlı olsun çok şükür. Artık ben son düzlüğüme geldim oğlum ya. Biraz kendimi düşünmek zorundayım kızım ben de. Tabii ki kendinizi düşünün Muhsin babacığım. Yani gezin, tozun, ne istiyorsanız onu yapın, hayatın tadını çıkarın da. Yani boşanmak ciddi bir karar. Düşünseniz hiç fena olmaz. Baba şunu da unutuyorsun bak. Bu yaşadığın şeyler, o geçirdiğin o büyük ameliyatın geri dönüşleri. Böyle olurmuş. İnsanların karakteri değişirmiş. Özellikle büyük kalp ameliyatlarından sonra. Hadi canım, hurafe onlar ya. Ben Muhsin Yiğiter'im ya, Allah Allah. Ne alakası var? Bunun örnekleri var. Sen fevri davranıyorsun şu anda. Bunların hiçbiri bana işlemez. Muhsin babacığım tamam. Bizim hatırımız için 3-5 gün daha düşünün. Yani Yelda Hanım'a bir süre daha açmayalım bu meseleyi. Bizim hatırımız için. İyi tamam, kararım değişmeyecek ama sırf sizin hatırınız için 3-5 gün daha açmayacağım. Tamam. Ama değişmez. Vay arkadaş, siz gelin kayınpeder ne kadar güzel bulmuşsunuz birbirinizi, tencere kapak misali. Ne kadar da benziyorsunuz birbirinize değil mi? İkiniz de bencil, inatçı. Oh! Ne alakası var Kerem? Ayrıca ben Muhsin Baba'ya bencil dedirtmem. Aman dedirtme. Hem sen suçunla otur. Ailemizin artisti. Kerem söz vermişlerdi. Açıklanmayacaktı. Rol icabı vermiş olabilirler mi o sözü? Kitlelerin yeni saf starı. Ha, ben bunun hesabını soracağım zaten. Önemli olan senin hesap sorup sormaman değil. Önemli olan seni yine bencillik yapıp sözünü tutmaman. Boğazlıya'nın dizi kraliçesi. Star, kraliçe, şu kelimeleri bir bırakabilir miyiz artık Kerem? Asıl meseleye dönelim. Annenle babanın boşanmaması için bir şeyler yapmalıyız. Yapmalıyız? Biz. Sana ne oluyor ya? Hepsi senin suçun zaten. Bak hatırlamayayım, hatırlamayayım diyorum. Ah salak kafa. Keşke ben o gece hiç atölyeye gitmeseydim. Senin hayatın kurtulacak diye bizim hayatımıza neler oldu? Zorla evlendirildiğim yetmiyormuş gibi şimdi annem ve babam boşanıyor. Hepsi senin yüzünden. Ay ay! Benim başıma senin kadar taş düşsün Kerem. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Yelda Hanım'la konuşmalıyız. Sakın. O babamdan da inatçıdır. Delirir, çeker gider. Tamam, ben açık vererek konuşalım demiyorum ki yani. Böyle çaktırmadan konuşalım. Yelda Hanım böyle üstten üstten konuşmasın Muhsin Baba'ya. Böyle alttan alsın, her şeye itiraz etmesin. Biraz anlayışlı davransın. Biz de bu sırada Muhsin Baba'ya ikna etmeye çalışırız. Tamam. Yalnız senin bu bencilliğini, sözünü tutmadığını unuttum sanma sakın. Onları bir birleştirelim. Sonra biz boşanacağız. Yani bu işin sonunda bir çift kesin boşanacak.
Yüzün gülsün, unutma, mutluyu oynuyoruz. Sen aynada bence kendi suratın haline bak ya. Ali'ye Ronan'ın Kınalı yapıncağı baktığı gibi bakıyorsun. Ben senin gibi profesyonel oyuncu değilim. Kusura bakma Kınalı yapıncak. Tamam Kerem, hadi biz asıl meselemize dönelim. Çok güzel bir kamp geçirdik değil mi? Çok güzel. Harikaydı. Babamın sayesinde harikaydı. Babamı öne çıkarıyoruz hep. Bunu unutma. Tamam. Ya o şey de ne komikti ya. O tulumdaki halimiz değil mi? Ah. Gülmekten öldük. Kamp yaptık, ateş yaktık, sucuk ekmek yedik. Hepsi harikaydı ama en güzeli neydi? En güzeli Muhsin babamın hoş sohbetiydi. Bize öğrettikleri, bize kattıklarıydı. Ya. Hayatım biz bunu daha sık yapalım. Ya bence hatta hep beraber yapalım. Yani kamp yapalım, gezelim, tozalım. Ay yapın yapın, aman benim de kafamı şişirmesin. Ne olur mu öyle şey? Sen de olmalıydın, olmalısın artık yanımızda hep beraber. Ay Keremciğim ben öyle börtü böcek içinde duramam biliyorsun. Yani hiç sevmem öyle şeyleri. Yelda Hanım yok, börtü böcek yok. İnanır mısınız burada bile daha fazla sivrisinek var. Aynen. Anne bir görsen ormanın halini, tertemiz, bal dök yala. Toprak bile saklanmış, yerinde suni çim var sanki. O kadar nizami her şey. Böyle bir güzel... Ay Kerem Allah aşkına abartma yeter. Ay hayret bir şeysin. Ben gençliğimde de böyle çadırlı yerlere gitmezdim. Bundan sonra da hiç gitmem. Tamam, çadırlı yerlere gelmesen de o zaman şöyle yaparız. Karadeniz turu, babamın dediği. Ona gidin işte. Ayrıca her şehirde artık 5 yıldızlı otel var. Öyle huzurlu bir şekilde otursun, spa'sı, saunası, değil mi? Ay, bu mevsimde yağmurlu olur oralar. Yani böyle başımızı bile çıkaramayız dışarı. Hem ayrıca ben zaten böyle yağmurlu bir yere gitmek istesem Londra'ya giderim mesela, değil mi? Yani böyle elimde akşam 5 çayım, alışveriş merkezinin penceresinden bakarken yağmurun tadını çıkarabilirim. Oraya da Muhsin gelmez. Gelir. Yani Muhsin baba da gelir. Niye gelmesin Yelda Hanım? İster yani, sizinle vakit geçirmeyi ister. Hayırdır? Siz niye böyle bu işin peşine düştünüz? Bir şey mi oldu? Muhsin size bir şey mi söyledi? Yok Yelda Hanım, bir şey olmadı. Ne diyecek ki Muhsin baba? Ne güzel gittik geldik. Hem Muhsin nerede? Ben geldiğinden beri görmedim onu. Ben görmedim. Anne sen de biliyorsun, ameliyat sonrası babamın huyu değişti. Üf, ay sorma Kerem, vallahi ben yani artık bu adamın bu haliyle ne yapacağımı iyice şaşırdım yani. Biraz oyuna mı gitsek biz Muhsin babanın? Biraz dediklerini dinlesek mi? Yani hep beraber diyorum, hepimiz. Sizin için demiyorum Yelda Hanım. Muhsin babayı dinleyelim. Bir yere mi gitmek istiyor? Bence gidelim. Biraz vakit geçirelim onunla. Evet, biraz sabırlı olalım. Bir süre sonra değişir onun bu postmodern Muhsin tavırları. İnşallah. Ben çıkıyorum. Rıfat'la buluşacağım. Akşam yemeği beklemeyin beni. Muhsin'cim. Senin ne o üstündekiler? Sen Kerem'in gardırobundan mı giyiniyorsun? Ha? Gardırobumu değiştirdim. Nasıl, yakışmış mı? Hayatım senin çoraplarını bile ben alıyorum. Ne ara yeniledin sen o gardırobu? Ya beni dede gibi giyindiriyorsun. Bundan sonra böyle. Bana bak. Senin Rıfat'la ne işin var? Bir şey danışacağım. Hadi bana eyvallah. Ay, Muhsin bana bak. Ay öyle 5 kere evlenip boşanmış insanla senin ne işin olur ayol? Bak görüyor musun? Bak, bak. Tamam anne gitsin. İş konuşurlar belki. Ne kadar şık, güzel olmuş. Boş ver. Sabırlı olalım. Yani ben söyleyinceye kadar haber olmayacak diye bana söz vermiştiniz. Haber olmuş. Bu ne? Ne demek bu şimdi? Ayşe'cim lütfen sakin ol. Bunu bilen sen, ben, yapımcı yönetmen var sadece. İnan bu kaçağın nereden çıktığını bilmiyoruz. Demek ki birisi söylemiş değil mi? Haber olduğuna göre birisi söylemiş. Ya ben bu şartlar altında çalışamam yani. Ben bu şekilde çalışmayı kabul etmiyorum. Ortada bir sözleşme var. Bu senin için inan hiç iyi olmaz. Ben bunun sorumlusunu bulacağım ve o bunun cezasını çekecek. Tamam Serpil Hanım, düşüneceğim. Yani bizden biri... Nereye kadar
bu pembe rüyalar